Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Evet biraz sessizlik biraz suskunluk oldu bende son dönemlerde zaten anlamışsınızdır görmüşsünüzdür mesajlarınızla zaten bunu e, anlıyorsunuz hissettiriyorsunuz bana. Fakat arkadaşlar kanalda aktif olmasam da çözdüğünüz sorularda aldığınız kaynaklarda kitaplarda mutlaka varlığımı hissetmişsinizdir. Çünkü burada kendimi unutturdum ama oralarda hala çok aktifim. Peki şimdi o halde kanala da geri dönmek istiyorum. 2024 YKS Tayfa ile beraber bu süreci devam ettirmek istiyorum ve bu süreçte yanınızda olmak istiyorum sevgili arkadaşlar. İlk yaptığımız hamle şu. YKS 2024 Tayfa'ya özel 24 günde TYT Türkçe kampını başlatıyorum. Evet mükemmel bir kamp sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. TYT Türkçe kampı 24 günde bitecek. Ne zaman başlıyoruz? Hemen bu akşam başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 6 Ekim'de kampa başlıyoruz. 21 Kasım'da TYT Türkçe kampını noktalıyoruz. Peki hocam sonrasında ne olacak? Sonrasında arkadaşlar anlam bilgisi yani sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam kampıyla yanınızda olacağım. Daha sonra AYT Edebiyat kampıyla yanınızda olacağım. Bu süre zarfında tabii ki nokta atışı bilgiler, videolar çekilecek. Neden kampı soru çözümü şeklinde yaptığımı da söylemek istiyorum. Çünkü bir anket yaptım. Ve hepiniz, inanın ki hepiniz, hatta katılanların %100'ü Hocam konu anlatımlarınız kanalda var zaten. Kendimiz de her yerde ulaşabiliyoruz. Gerek dershaneye gidenler... Gerek okula gidenler zaten konu anlatımı görüyor. Biz soruya nasıl yaklaşmalıyız? Soruyu nasıl çözmeliyiz? Soruyu çözerken bir de püf noktalar istiyoruz sizden dediniz. Ben de sizin bu isteğinize binaen böyle bir soru çözüm kampı başlatıyorum. Yani kampımız konu anlatımı değil, soru çözümü şeklinde olacak. Tamamen ÖSYM tarzı sorulardan oluşacaktır. Hocam soruları nereden alıyorsunuz? Bir arkadaşlar kendi sorularım olacak arada şöyle kendi sorum olacak bir de arkadaşlar Limit yayınlarının kronometresinden faydalanacağım biliyorsunuz ki Limit benim çok sevdiğim çok beğendiğim bir yayındır ve mutlaka öğrencilerime de tavsiye ederim. Sadece soru çözümü olarak bakmanızı istemiyorum. Çünkü her soru üzerinde nokta atışı bilgiler verilecek sevgili arkadaşlar. Hatta sizler videoyu izlerken minik bir not defteri alınız ve o bilgileri mutlaka yazınız sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii ki videoya baktığımızda her videoda kaç soru olacak dediğinizi duyuyorum. Sorunun arkadaşlar daha doğrusu konunun önemine göre bu değişir. Uzunluğuna göre, önemine göre ÖSYM'de her sene çıkıyor mu? Hangi yıllarda çıkmış? Kaç soru getirmiş gibi şeyler tabii ki belirleyici olacak ama en az 10 soru olacaktır her videoda. Videolar gün aşırı eklenecek. Aman dikkat. Gün aşırı ne demektir? Bir gün yükle, bir gün yükleme demek değil mi? Mesela pazartesi yükledim diyelim ilk videoyu. Ne yapıyorum? Salıyı es geçiyorum, çarpı, çarşamba bir daha yüklüyorum. Yani bu demektir ve güneşli bitişik yazılır. Hemen böyle bir dip bilgi de vermiş olayım. Hocam videolar ne zaman yüklenecek kanala? Şu an gündüz vakti, herkes tabii ki okulda oluyor biliyorsunuz ki dolayısıyla ben akşam 8'de çünkü okuldan gelmeniz, biraz dinlenmeniz, varsa ödevlerinizi yapmanız, biraz arkadaşlarınızla, kankalarınızla laklak lak yapmanız derken zaten saat 20 21 olacaktır. 21 geç bir saat olacağı için her akşam saat 8'de kanalınızda olacak. Lütfen halen abone değilseniz sevgili arkadaşlar, Nazlı Hocam YouTube kanalına abone olmanızı istiyorum ve bunu yaparken bildirimleri mutlaka açın. Videolardan haberinizin olması için bildirimlerinizin açık olması gerekiyor. Çünkü niçin? Çünkü arkadaşlar bu videolar güneşlere yükleneceği için siz 5 gün sonra baktığınızda aslında belki de aşağıdaki videoyu göremeye bilirsiniz. Dolayısıyla bu da bizim için önemli. Çok uzatmadan hemen kampın programını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet birinci gün ses bilgisi, ikinci gün 8 Ekim yazım kuralları, noktalama işaretleri sözcükte yapı, isim, sıfat, zamir, zarf, soru sözcükleri. Mesela diyor ya cümlede işte soru anlamı neyle sağlanmıştır? Soru anlamı zamirle mi sağlanmıştır hangisinde? Hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır? Şeklinde sorular son yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda da sorulmaya başlandı. Edat Bağlaç ünlem deyip geçmeyin. 2023 tayfa çok iyi biliyor. Geçen sene bununla alakalı bir soru çıkmıştı. Karma dil bilgisi şeklinde. Tamlamalar, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları önemli ki bunları cümlenin ögeleriyle karıştırıp soruyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bu sözcük türlerini ayrı ayrı verdikten sonra Karma sözcük türleri diye bir video çekeceğim sizlere. Fiil ekip kişi, ek fiil ve fiillerin karması, fiilim siler. Çok önemli arkadaşlar Öz, özellikle sözcük gruplarında e, fiilimsi bilmemiz gerekiyor. Çünkü yine cümlenin ögelerinin şöyle bir sorusu vardır bilirsiniz ki işte yukarıdaki cümlenin öznesi hangisidir? İşte isim fiil grubudur, sıfat fiil grubudur gibi. Cümlenin ögeleri zaten çok çok önemli. Ögeyi buldurmaya yönelik sorular. İşte soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir? Yüklenme, mi, özne mi, dolaylı mi, nesne mi? Ee, yine karma cümlenin ögeleri, fiilde çatı, cümle türleri, anlatım bozukluğu ve bütün bunlar bittikten sonra sevgili arkadaşlar... TYT Türkçe özellikle dil bilgisi kısmından karma sorulardan iki tane videoyla kampı noktalamış olacağım. Burada bir şey ilginizi çekmiş olabilir. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf yok. Çünkü dediğim gibi onun için ayrıca bir kamp hazırlığım var sizler için sevgili arkadaşlar. Bunu videonun altında pdf şeklinde bırakacağım ama sizler de lütfen e, telefonlarınız elinizdeyse ekran görüntüsü almayı, Beni takip etmeyi, takipte kalmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bu sene 2024 YKS e tayfaya özel Nazlı Hoca bomba gibi geliyor. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.